Şimdi iyi bir hazırlık dönemi geçirdik açıkçası. Özellikle de son bir haftadır tam kadro olarak 10 gündür çalışıyoruz. Hem tabii ki Karadağ maçı ama ondan sonra da Slovenya maçı. Arka arkaya iki maçı ayrı ayrı düşünüyoruz ama ikisini de kazanmak istiyoruz. Karadağ gruptaki direkt rakiplerimizden bir tanesi. Öbür taraftan gelen galibiyet sayısı en yüksek takımlardan ilki. Keza aynı şekilde biz de onlara, biz ve Letonya direkt rakip durumdayız. Burada tabii ki kazanmayı deneyeceklerdir, isteyeceklerdir ama bizim tabii onlara izin verme niyetimiz yok. Burada mutlaka bu maçı kazanmamız lazım. Eğer çalıştıklarımızı, bugüne kadar koyduğumuz karakteri, yine senin söylediğin gibi son iki maçı burada çok güzel bitirmiştik. Sahaya koyduğumuz takdirde Ankara seyircisiyle beraber dolu tribünler önünde kazanarak başlayacağımızı düşünüyorum. Bu bizim için önemli bir avantaj olacak Karadağ'ı yenmek. Öncelikli olarak tabii bu kamp dönemleri stresli dönemler. Bir sakatlık olmadığı için açıkçası ben memnunum. Bu bakımdan şanslıyız. Demin söylediğim gibi herkes özveriyle bütün çalışma döneminde sahaya o mücadeleyi, o dikkati koydu. Zaten şu an için neredeyse tam kadroya yakınız, özellikle NBA oyuncularımızın da bizde olması. Bizim tabii ki performansımızı, kapasitemizi arttıran hadiselerden bir tanesi. Hazırlık dönemi çok iyi geçti. Oynadığımız maçlar, özellikle Almanya'daki turnuva, sert bir turnuvaydı. İki maçı arka arkaya kazanmak, bir tanesini geriden gelip kazanmak bize ritim kazandırdı. Şimdi yarın aynı ciddiyetle bütün o çalıştıklarımızı ve kendi artık o oyuncularımızın karakterlerini sahaya koyma zamanı. İnşallah bunu yapıp önce yarın kazanacağız, sonra da Slovenya'ya kazanmaya gideceğiz. Teşekkür ederim. Başarılar. Teşekkür ederim.